GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'ın başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında güncel konuların yanı sıra GİSBİR'in yurt dışında katılacağı fuarlar masaya yatırıldı. Toplantı sonrası mikrofonlarımıza konuşan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, mesleki yeterlilikle ilgili yaptıkları çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Verimli bir yönetim kurulu toplantımızı da geride bıraktık. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aramızda bazı arkadaşlarımız bugün yoktu. Ankara'da işleri olanlar var, yurt dışında işleri olanlar var. Hepsine Allah kolaylık versin. Bugün gündemimiz çok yoğun değildi. Üzerinde durabileceğimiz konular ağırlıklı, biliyorsunuz, mesleki yeterlilikle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum bununla alakalı. Çünkü bu sürecin başından beri içindeyiz. Ve içinde olduğumuz için de büyük sürprizlerle karşılaşmadık. İşte bu çalışmalar sayesinde oldu bu. Şimdi başka sektörlerden duyuyoruz, bunun zorluklarını yaşıyorlar. Oysa ki biz bunu yani 2 senedir duyuruyoruz. Hatta bu da çalışma aşamasındayken danışman bir firma tutmuştuk. Onlarla beraber dirsek dirseğe en doğrusunu yapmaya gayret ediyoruz ki gelecekte gereksiz iş yoğunlukları veya düzeltmeler noktasında sıkıntı çekmeyelim. Biliyorsunuz geçen gün fuarımız vardı. Fuarımızı ziyaret ettik. Bu hafta sonu bir fuarımız daha var. Nasip olursa oraya da gideceğiz. Her zaman söylüyorum, işte bu aynı anda veya farklı zamanlarda da olsa fuarların bölünmesi biraz tabii konsantrasyonu bozuyor. Umuyoruz ki buna bir fuarcı arkadaşlarımız bir yol bulurlar diye ümit ediyoruz ki daha verimli olalım. Yani İstanbul Boat Show dediğimiz zaman işte dünyanın her tarafından bilinsin istiyoruz. Aynı şey keza denizcilik fuarı için de geçerli. Sea Europe'la alakalı Dışişleri Komisyon Başkanımız bugün aramızdaydı. Sea Europe'a üye olmakla ne kadar iyi yaptığımızı bir kez daha anlama fırsatımız oldu. Çünkü gerçekten orada bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler kararlar veriliyor ve siz içinde olmadığınız zaman sizin hakkınızda birileri karar vermek durumunda kalıyor. İçinde olmakla beraber yeni yeni şeyler görüyoruz ve hayır o öyle değil, böyle dediğimiz noktada da yanlışlar olmadan düzeltebilme şansına sahip oluyoruz. Tabii biraz yoğun mesai istiyor bu katılımlar. Sekreteryamız ağırlıklı bunu onları görevlendirdik. Sekreteryamız ağırlıklı bunlara katılıyor. Sürekli yurt dışı olmak durumunda kalıyor. Allah kolaylık versin hepsine. Başkan Murat Kıran, tamir bakım sanayinin 24 saat çalışılan bir alan olduğunu ve evraksal boyutta sistemi tıkayacak her türlü gelişmenin ülkeye gelecek dövize zarar vereceğini belirtti. Geçenlerde yakın bir zamanda Ticaret Bakanlığı'nda yapılan bir toplantı vardı. Buraya Gemiyat İhracatçıları Birliği'miz başkanımız katılmış. Bizim de sekreteryamız oradaydı. Talep edilen maddeler içerisinde tamir bakım noktasında ihracata sayılması, yani buraya girmesi noktasında bir talepte bulunulmuş. Oysa ki biz bunu 2013 yılında tüm sektör paydaşlarını bir araya getirerek bir derlemiştik. Yani herkesin görüşünü aldık, herkesin mali müşavirleriyle oturduk, konuştuk, bir toplantı yaptık. Ve o gün bunun olmaması noktasında bir karar almıştık. Biz tabii bunu talebi gördükten sonra ben direkt Cem Başkan'la bir görüşme fırsatım oldu. Ona anlattım durumu. O da konuyu gerçekten yani bilmediğini söyledi ve hemen biz gerekli işlemleri, müdahaleyi yapacağını bana söyledi. Kaldı ki burada şöyle bir sıkıntı var. Niye bu zor oluyor? Şimdi tamir, bakım çok dinamik bir sanayi. 24 saat, 365 gün sürekli bir hareket var. Çünkü armatör geldiği zaman bir dakikası bile çok kıymetli. Yani dakikaları hesap ediyor. Dolayısıyla cumartesi, pazar, bayram, seyran, yılbaşı, özel gün falan böyle bir şey yok. Adam gemisini istiyor. Dolayısıyla
gece de gemi kaldırma durumumuz oluyor. İşte gündüz de, tatil günü de her zaman bir dinamizm var burada. Dolayısıyla evraksal boyutta bu sistemi tıkayacak her şey bu ülkeye getireceğimiz dövizlere çok büyük zeval getirir. Bunları anlattım zaten Sayın Can Başkan'a da. O da bu işin tabi bu tarafından hiç bakmadığını bana söyledi. Sağ olsun hemen gerekli müdahaleyi yapacaklarını söyledi. Dolayısıyla işte hep böyle, yani yanlışlar olmadan hep bir adım öne gitmek lazım. Bunun için her zaman söylüyorum. Sektör olarak, gerek Deniz Ticaret Odası, gerek biz, GİSPİR olarak, gerek Gemiyat İhracatçıları Birliği, gerek diğer paydaşlarımız daha sık bir araya gelmemiz lazım. Daha sık sektör sorunlarını bir masaya yatırmamız lazım ki hepimizin birbirinden haberi olsun ve gerçek ihtiyaçlarımızın ne olduğu ortaya çıksın. Bazen öyle şeyler oluyor ki gerçekten ihtiyaç olmayan, aslında çok elzem olmayan şeyler ön sıralara çıkıyor önemde. Yok öyle değil. Yani problemin gerçek sahibiyle konuştuğunuzda bakıyorsunuz aslında öyle değil. Dolayısıyla doğruyu bulmak için daha çok istişare, daha çok toplanmamız lazım. Murat Kıran yönetim kurulu toplantılarının tüm üyelere açık olduğunu ve katkıda bulunmak isteyen üyelerin toplantılara her zaman katılabileceklerini söyledi. Biz her zaman söylüyoruz, GİSPİR olarak kapımız, tüm paydaşlarımız her zaman açık. 2013 yılından beri, yani 6 sene olmuş, yönetim kurulu toplantılarımız tüm üyelerimize açık. Diyor söylüyoruz, her salı yönetim kurulu toplantımız var. Bunun teyidini bir gün önceden tüm üyelerimiz alabilirler ve iştirak edebilirler, dinleyebilirler, katkıda bulunabilirler, görevde alınabilirler. Burada çünkü bulunan tüm yönetim kurulu arkadaşlarım büyük fedakarlıklarla bu işi yapıyorlar. Zamanlarından veriyorlar, mesailerinden veriyorlar, ceplerinden veriyorlar. Yani burada herhangi bir huzur hakkı falan asla dağıtılmıyor, dağıtılmayacak da. Dolayısıyla tüm taleplere açığız. Tüm arkadaşlarımızı buradan, tüm paydaşlarımızı her zaman davet ediyoruz.